Herkese merhabalar. Kaderle ilgili kavramlar dersimize hoş geldiniz. Şimdi bugün sizinle beraber kaderle ilgili kavramları teker teker irdeleyeceğiz. Teker teker anlamaya çalışacağız. Din dersimizde çok önemli bir kısım. Biliyorsunuz kader ünitemiz çok geniş bir ünite. İlk ünitemiz ve ilk ünitenin aslında ilk kısmını işlemiştik. Şimdi bundan sonra kaderle ilgili kavramlar. Neler bunlar? Bir kere en başta kaderle ilgili kavramlardan ömür ve ecel geliyor aklımıza. Yani hayatımızı yaşıyoruz. Belli bir ömrümüz var, belli bir yaşam süremiz var ve belli bir zamanda da aslında mortanzi olacağız. Yani ecel, ecel dediğimiz ölüm zamanı. İşte bunlara bakacağız. Ardından emek ve rıza bakacağız. Yani bu dersimizi şu anda ders çalışıyorsunuz ve beraber sizinle beraber bu konuyu anlamaya çalışıyoruz. Bir emek veriyoruz ve bunun sonucunda ne olacak? İyi bir liseyi kazanacağız. Bu da bizim rızkımız olacak aslında. İşte emek ve rızık konumuza bakacağız sizinle beraber. Ardından da ardından da tabii ki hastalık, sağlık işte başarı başarısızlık bunlara bakacağız beraber hastalık ve sağlık aslında bizim hayatımızda belli noktalara dikkat etmemiz gerekiyor işte e, sağlığımıza dikkat etmek için kötü alışkanlıklarına uzak durmamız gerekiyor e, hastalık geldiği zaman gelmemesi için önlem almamız geldiği zaman doktora gitmemiz yok bunlara bakacağız beraber ardından da tevekkül kavramı ki en önemli şeylerden bir tanesi yani LGS'de en fazla hangisinden soru geldi dersek tevekkülden soru geldi yani bir şeyleri yaptıktan çalıştık ...çalıştıktan sonrasını Allah'a güvenmek, Allah'a bırakmak. Yani çalışmadan değil, çalıştıktan sonrası bu çok önemli. Ya biz elimizden geleni bu sınav için yapacağız. Ardından da "Allah'ım, senden iyi birisi şey istiyorum." diye dua edeceğiz. Allah'a güveneceğiz ondan sonra. Ama hiçbir şey yapmadan e, Allah'a dua etmenin aslında doğru tevekkül anlayışı olmadığını beraber öğreneceğiz. Tevekkül Allah'a güvenmek demek, güvenmekten geliyor. Dolayısıyla e, sizinle beraber bu konuları teker teker öğreneceğiz ve Harika bir şekilde dersimize hadi bakalım başlayalım. İlk başta tabii ki ömür Tonguç Aram. Ömürle alakalı e, ilk başta şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim doğumdan ölmek kadar geçen bir süremiz var. Mesela kaç sene yaşamayı istersin Tonguç Aram sen? Yani ben e, öyle fazla istemem. 150 yıl yaşasam e, yeter. 150 yıl. Yani e dangolum sadece 100 yıl yaşasam bile efsane rekor kuruyorsun. Dolayısıyla ömür dediğimiz şey aslında bizim şu şekilde bilsek yeterli. Yaşam süremiz. Bu yaşam süresi dediğimiz şey aslında doğumuzdan ölümüne kadar. Yani ben sıfır yaşındaydım. Kaç yaşında öldüm? 70 78 yaşında öldüm diyorum. Sallıyorum. O zaman benim ömrüm 78 yıldır. Yani son kullanma tarihi. Ya son kullanma tarihi değil. Son kullanma tarihi ecel aslında. Aa. Yani e, SKT son kullanma tarihi dediğim şey ecel. Ömrün sona Neyle erdi. Ölü temizine bakmak lazım o zaman ecelini arkasına yazar. Harika. Mesela sen şöyle bir mezar taşı var diyelim. E, bu mezar taşında ne yazıyor Tonguç Hocam benim? Ruhuna Fatih. Harika. Ruhuna Fatih da. Mesela doğum mesela e 1998 diyor mesela bu da 2068 diyor mesela sallıyorum. Mesela bu adamın eceli dediğimiz şey aslında bu. Buna biz tek başına ecel diyoruz. Ve sonrasında bu ikisini birbirinden çıkartıyoruz. 2068 eksi 1990. <laughs> gerçekten matematiğe her şeyi bağladık. Burada hocam, toplamda lazım 70 yıl 70 yıl aslında bunun ömürüdür Tonguç Eylül. Sağlamasını de. yapalım hocam. Evet, belki yanlış yani, din dersini matematikle birleştik ama gerçekten böyle. Yani Allah'ın verdiği bize yaşam süresinde 70 yıl yani ömür diyoruz ve e, ölüm ölüm zamanımızda da ecel diyoruz Tonguç Eylül Bey. Tabii ki Allah, e, e, ne demiş bize ankebus suresi 57. ayette her canlı her can veya ölümü tatacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Yani geldik yaşadık. Bittiği zaman ne olacak? Yok olmayacağız. Yok olmayacağız. Ya, tatacağız mı hocam sen? Evladım, ca, ca, her can ölümü tatacaktır. Çok güzel bir laf aslında. Neden diyeceksin? Laf da Allah korusun. tabii ki Ayet bu. Ee, ölümü tatacaktır. Çok güzel bir e, ifade. Çünkü aslında ölüm bir son değil Müslümanlar için veya inanlı insanlar için ölüm bir son değil. Birçok insan işte ölüm öldükten sonra artık hiçbir şey yok. Hayır. Hayır tam tersine. Ee, ...inanan insanlar şuna inanıyor... ...öldükten sonra yepyeni bir hayat başlıyor... ...ve bu hayatta çok güzel şeyler deneyimleyeceğiz biz... ...ve o yüzden ölüm aslında bir geçiş... ...yani senin bir terfiğin gibi düşünebilirsin. Reenkarnasyona inanıyor musunuz? Hayır adam? saçmalama reenkarnasyona... ...ya tabii ki bir bazı dinlerde... Benim maymun olduğum eski hayatımda... Hayır yani şunu demek istiyorum... ...ölüm dediğimiz, e, ecel dediğimiz, ömür dediğimiz kavramları çok iyi bilmek gerekiyor... ...bir de onun yanında Tonguç Ölen Bey... ...tevekkül kavramını bilmek gerekiyor... ...tevekküle baktığın zaman Tonguç'um çok basit... Bir Güvenmek, dayanmak, teslim olmak. Ben hocam hep böyle. dua ediyorum sınavlardan önce. Hiç çalışmıyorum, tevekkül ediyorum hocam. Evladım saçmalama. Ee, bir kere şunu unutma Tonguç evladım benim. Ee, tevekkül dediğimiz şey aslında Allah'a güvenmek demek. Allah'a güven bu kadar basit. Ama doğru tevekkül anlayışına sahip birisi e, bir de yanlış tevekkül anlayışına sahip bazı insanlar var. Şimdi biz doğru tevekkül anlayışına sahipsek şunu yaparız Tonguç'um. İmkanları sonuna kadar kullanırız. Çalışırız, tembellik etmeyiz sorumluluğumuzu yerine getiririz. Dua ederiz, rızkı için emek sarf ederiz ve sonunda da deriz Allah'ım sen bana verdiriz. Yani şunu yapmadan mesela sınava çalışıyoruz. Biliyorsun sınav var değil mi Tomucuğum? Sınavdan önce türde Aynen. gitmek yeterli. Hayır sınavdan önce çalışmayıp bak çalışmayıp eğer ben e, sınavdan önce e, çalışmayıp dua edersem ve sınava girersem hatta sana bir kuru kafa çizmek istiyorum Tonguç evladım benim. Bu %99 böyle olacak. Yani %99 o sınavda mortanz olacaksın. Ama sen Tonguç evladım benim çalışıp e, Allah'a dua edip de e, Allah'tan istersen o zaman başarılı olabilirsin. O yüksek ihtimalle olursun ve olduğun zaman da gerçekten de doğru tevekkül anlayışıyla Allah'a yaklaşmış olursun. Şunu unutmamız gerekiyor. Bir doğru tevekkül anlayışı var bir yanlış tevekkül anlayışı var. Yani yan gelip yatarak hiç imkanları değerlendirmeyip, ya Allah bana artık kaderim buymuş. Bak bu yanlış bir anlayış. İşte yapacak bir şey yok alın yazınmış. Olduğu kadar olmadığı kadar. Aynen böyle bir ifadeyle asla ve asla ilerlememek gerekiyor ve bu yanlış tevekkül anlayışı bunu unutmayalım. Peki başarı başarısızlık tabi insan hayatı başarısızlığı boyunca. Başarısızlığı bana sorun hocam kitabını yazdım başarısızlığı. <laughs> Tabii insan hayatı boyunca Tonguç Alan Bey e, bazen başarılı bazen başarısız olabilir. Bu neye bağlı biliyor musun? Akıl ve irade sahibi olduğu için insan bazı yerlerde seçim yapacak. Ve bu seçimlerde eğer aklını ve iradesini kullanarak doğru şeyleri seçerse o zaman Başarılı olabilir. Veya aklını verdiğini kullanıp çalışırsa Tonguç'um başarılı olabilir. Yani başarılı mı başarısızlık insanın kendi sonu. Mesela ben bu sınavdan başarısız olacaksam aslında ben çalışmadığım için. Veya ben bunun sorumluluğunu ve ciddiyetini, disiplinini almadığım için. Veya ben bu iş sınavı sallamadığım için. Ama ben bu sınavı sallar ve gerçekten de e, o sınavı yerinden sallarsam, yani çalışarak o sınavı sarsarsam, o zaman başarılı olurum işte. O zaman da ben aklım ve irademi o yönde doğru yönde kullanmışım. Sorumluluğum biliyorum demektir diyoruz. Burada şunu unutmayalım. Bak emek ve rızık kavramları da çok önemli. Emek nedir biliyor musun Tonguç Erhan Bey? Emek yemektir. Emek çalışmaktır aslında. E, rızık dediğimiz şey de sadece yemek değil aslında. Rızık dediğimiz şey e, hani Allah herkese rızkını verir. Tamam Allah herkese doyma e, imkanı verir. Ama onun yanında rızık kazandığımız maaş ondan sonra e, başarılar da bir rızkımızdır. Aldığımız rız notlar da bir rızkımızdır. Başarı. Bol, rızkımızla oynamayın bol not Aynen, verin. Aynen yemek. Bunların hepsi aslında rızkın Tanımlarının içine girecek ifadelerdir. Rızık kazancımızdır yani. O zaman şöyle diyelim, kazançtır diyelim. Çalışma bizim emeğimiz e, çalışmaktır aslında ve sonunda biz ne elde ederiz sonuçum? Kazanç elde ederiz. İşte Allah diyor ki, emeksiz yemek olmaz. Ya yani Allah demiyor. Zahmetsiz ki, rahmet e, olmaz. Bunu e, insanlar söylüyor kendi aralarında e, atasözü şeklinde emeksiz yemek olmaz var. Neden böyle çıkıyor? Şey? Ayaksız ayak olmaz. A, e, Allah Kuranda gerçekten her zaman ama her zaman çalışanı övüyor ve sonrasında gerçekten doğrugün çalışıp rızkını kazananlara övgüler dolu ayetlerde aslında onları e, ne yapıyor aslında e, emeğe yani çalışmaya yönlendiriyor. Ve sonuçta ne elde edeceğini söylüyor rızık var diyor. Aynı bizim bu dünya hayatımızın bir imtihan olup da bu dünya hayatımızda iyi şeyler yaparsak gerçekten de Allah Allah için Allah yolunda bir şeyler yaparsak e, ne bileyim işte e, Allah için Allah'ın emirlerini yerine getirirsek namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek bunlar Allah'ın temel emirlerinden veya Allah'ı anmak e, bunları yaparsak aynı zamanda diğer insanlara iyi davranırsak e, yetimin hakkını gözetirsek ırk ayrımcılığı yapmazsak, ondan sonra doğayı korursak, çevre bunların hepsi iyi şeyler ve Allah diyor ki bunları yaparsanız ben size rızkınızı bu dünyada olmasa dahi ahirette vereceğim diyor. O yüzden hiçbir Müslüman başına felaketler geldiği zaman aslında öyle e, diğer insanlar gibi veya işte Müslüman aynen böyle olmaz. Hiçbir Müslüman, hiçbir inanan diyelim daha doğrusu. O yüzden mesela ölüme bakış açısı inananların nedir Tonguç biliyor musun? Eyvah. Ölüm bir son değildir. Ölüm aslında yeni bir başlangıçtır. Gülümse, gülümse. Aynen onun gibi. E, emek dediğimiz şey de aslında e, bize rızkı verecek bir kapıdır. Bunu da unutmayalım Tonguç'um diyoruz. Sağlık ve hastalık da aynı şekilde değerlendirilir. Burada çok güzel Akın bir kız var. Sağlığından endişeliyim. Bak, Doktorlar yardım edin bana. Önemli bir atasözü var. Atasözü gibi aslında. bu galiba bir kanunun sözüydü gibi hatırlıyorum. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın sözü gerçekten çok olağanüstü. Süleyman the Magnificent. Aynen Süleyman the Magnificent. Hatta onun, onun dizisinin ismi neydi ya? Öyle bir dizi vardı gerçekten. Zenginlerin Hayatı. Hayır. Pardon orada, Muhteşem Yüzyıl. Muhteşem Yüzyıl diye bir dizi vardı gerçekten hala e, şeyleri. Arap bölgelerinde hala izleniyor. Ha, Arap Türkiye'de de hala izlenen yerler var. Yani şunu demek istiyorum. Diyor ki kanuni yani sağlıktan daha önemli hiçbir şey yok ki diyor ya. Yani ben ne yaparsam... Tüm dünyanın hükümdarıymış değil mi hocam? Aynen sağlık olmazsa ne işime yarar diyor tüm dünyanın hükümdarı olmanın. Dolayısıyla sağlık en büyük nimetlerden, insan için en büyük nimetlerden birisi. Ve gençliğimizde biz çok sağlıklıyız Allah aşkına. Ama bazı arkadaşlarımız var. Tamam bazı arkadaşlarımızın gerçekten kronik problemleri de var. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Sağlık gibi hiçbir nimet yok. Para, ondan sonra ne bileyim başarı bilmem ne bunların hiçbirisinin sağlık olmadan hiçbir önemi yok. Yani param varsa mı Tonguç Ölen benim e, en güzel yemekleri sen ne olur? Yemiyorsun ki. Sonra ne yapıyorsun? Hastalanıyorsun yediğin zaman mesela sallıyorum. Veya işte başarın ol dünyadan en başarılı adam, şey ol, adam ol ama sağlığın kötüyse o sana zevk Hocam, vermiyor siz ki. Hocam Jobs kanserden ölmüş. Aynen ya, ölüm başka bir şey. Anladım. Bedenimiz Allah'ın bize emaneti bu yüzden onun sağlığına ve temizliğine ki İslamiyette temizlik çok önemli kavram dikkat etmek gerekiyor. Bu tarz kavramlarla ben alakalı. her ay yıkanıyorum hocam temiz bir şekilde. Şimdi, şimdi bunlar aslında her ay mı dangoza falan ne diyorsun? Şimdi burada hijyen kabaca dikkat önemli. Burada bilmemiz gereken şey bir soru geldiği zaman şu kavramlardan gelir. Şu sözlerden gelir ve bu sözlerin ne kastet etmek kastetmek istediğini söyler. Mesela sağlık ve hastalığın e, bunlarla bağlantılı olduğunu bilerekten eğer eğer böyle bir söz geldiyse veya böyle bir söz geldi veya bizim sağlığımıza dokunan bir şey geldiyse sağlık ve hastalığın aslında kaderle ilgili kavramlar olduğunu ve aslında Allah'ın bize hem takdiri hem de bizim kendimize bakmamızla da bağlantılı olduğunu nasıl tevekkül anlayışında var ya Tomuçum sen eğer kendine bakmazsan ve Allah'ım beni sağlıklı kıl kıl dersen. Hiç temizliğe dikkat etmiyorsun. Ayda bir kere yıkanıyorsun. E, çüş yani, kusura bakma da yani e, sana kim bak hani Hatta e, gerçe götürüyorlar beni. gerçekten de önemli. İşte, temizliğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor ve bedenimizi çok iyi korumamız gerekiyor. Öyle saçma sapan kendimize elektrik vermek, işte e, üzerimizde yanan cisimler söndürmek. O zaman gibi sigara içmek kötü bir şey değil evlen, mi? Elan tabii ki sigara içmek nalet bir şey. Evet o zaman ödüllü sorumuzu Yapalım lazım benim yorumlara yollayalım. Hadi bakalım.